Günümüzde yaşayan köpek ırklarının hepsinin atası vahşi kurtlardır. İnsanlar bu hayvanları binlerce yıl önce evcilleştirmiş ve kendi işlerinde kullanmıştır. Köpekler 12 bin yıldan daha uzun bir süreden beri insanoğlunun av partneri, koruyucusu ve en yakın dostudur. İlk köpekler bundan 12 ile 14 bin yıl önce günümüz Hindistan'ına denk gelen bölgede yaşayan küçük bir bozkurt dalından gelmiştir. Bu bozkurt türü sonradan Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'ya yayılmıştır. Bunun yanı sıra günümüzdeki bazı Afrikalı köpek türlerinin atasının kurttan ziyade çakal olma ihtimali de vardır. Fosil kayıtlarına göre M.Ö. 4500'de dünyada başlıca 5 köpek ırkı vardı. Bunlar mastifler, kurda benzeyen köpekler, görerek iz süren tazılar, av istikametini gösteren köpekler ve çoban köpekleriydi. M.Ö. 3000'lerde Antik Mısır medeniyetinde köpekler kutsal sayılıyordu. Sadece kraliyet ailesinin safkan köpek beslemesine izin veriliyordu. Köpekler kendilerine tahsis edilmiş hizmetkarlar tarafından bakılıyor, mücevherlerle donatılmış tasme ve kovşumlar giyiyordu. Soylular ahirette kendilerini korumaları için en sevdikleri köpekleriyle birlikte gömülüyordu. Günümüzde farklı görünüş, büyüklük ve özellikle 400'den fazla köpek türü bulunmaktadır. Bu türlerin evrimleşmesinde insanoğlunun önemli bir rolü vardır. İnsanlar sürekli değişen ihtiyaçları doğrultusunda yeni köpek ırkları oluşmasını sağlamıştır. Köpekler kedilerle birlikte dünyanın her coğrafyasına yayılmış ve en çok beslenen iki evcil hayvandan biridir. Genel olarak dünyada köpeklerin renk körü olduklarına yönelik bir düşünce vardır. Ancak bu canlılar gerçekte renk körü değildirler. Sadece insanlara göre biraz daha az renkli görürler. Geceleri ise çok daha iyi ve çok daha net görüşe sahip olurlar. Her köpek cinsinin kendine özgü özellikleri vardır. Ama bütün köpeklerin ortak özellikleri koku alma duyularının çok gelişmiş olması ve çok iyi koku alabiliyor olmalarıdır. Köpeklerin bir diğer çok gelişmiş özellikleri ise çok iyi duymalarıdır. Köpeklerin kulakları insanlara göre 4 kat daha iyi duyabilir. Günümüzde köpekler birçok ülkede bekçi, bazı ülkelerde yük hayvanı ve hatta yiyecek olarak kullanılmaktadır. Batılı ülkelerde ise genellikle ev arkadaşı ve refakatçi olarak beslenir. Ayrıca köpekler engellilere yardım, arama kurtarma ya da polis köpeği gibi görevlerde kullanılmak üzere de eğitilmektedir. Peki dünyanın her yerine yayılmış ve yüzlerce türe sahip köpeklerin insanlar tarafından evcil hayvan olarak bakılıp beslenen en popüler 3 türü hangi türlerdir diye soracak olursak. Popüler köpek ırkları arasında 3. sırada Golden Retriever yer almaktadır. Bu köpek ırkı aslen avda vurulan kuşları bulup getirmek için kullanılmaktadır. Bu köpek ırkının kökeni İskoçya, İngiltere ve Birleşik Krallık'tan gelmektedir. Açık dore, altın sarısı, koyu sarı ve krem rengi olan Golden Retriever köpeklerinin erkekleri ortalama 56 ile 61 cm arasında olur. Dişilerin boyları erkeklere göre biraz daha küçüktür ve ortalama 51 ile 56 cm arasında olur. Genel olarak Golden Retriever'lar ortalama 25 ile 35 kilogram ağırlığında olurlar. Ortalama yaşam süreleri 10 ile 12 yıl arasında değişen Golden Retriever'lar en sık rastlanan aile köpeklerinden birisi olup hoşgörülü ve baş etmesi kolay köpeklerdir. Sahiplerinden çok fazla beklentisi olmayan bu köpeklerin düzenli olarak beslenmesi, egzersiz yapması gerekmektedir. Golden Retriever'lar genellikle sahibi dışındaki diğer insanlarla da oldukça iyi anlaşabilen sosyal ve arkadaş canlısı köpeklerdir. Ayrıca diğer köpeklerle de arası çok iyidir. Golden'lar birinci sınıf aile köpekleridir. Bu cins köpekler itaat etmeyi sevdikleri için itaat eğitiminden hoşlanırlar. Bu köpekler son derece arkadaş canlısı oldukları için saldırgan davranışlar pek sergilemezler. Egzersiz ihtiyacı çok fazla olan bu köpekler geniş alanlarda koşturmaktan zevk alırlar. Kap-gel türü oyunları oynamayı çok severler ve ağızlarında bir şey taşımaktan çok hoşlanırlar. Korktukları zaman korktuklarını havlayarak belli ederler. Bekçi köpeği olamazlar ve zaten yapıları ve özellikleri gereği bekçilik yapamazlar. Golden Retriever'lar en akıllı ve en zeki köpeklerdendir. Sıklıkla rehber köpeği olarak eğitilirler.
Bu köpek ırkının dünyanın en popüler üçüncü köpeği olma sebebi başta çocuklar olmak üzere insanlarla çok iyi anlaşabiliyor olması, son derece sosyal olması, akıllı, zeki ve bakımının birçok türe göre kolay olmasıdır. Popüler köpek ırkları arasında ikinci sırada Alman çoban köpeği, diğer adıyla Alman kurdu yer almaktadır. Bu köpek ırkının kökeni Almanya'dan gelmektedir. Siyah, beyaz, gri, samur, siyah ve bronz, mavi, siyah kırmızı, siyah ve gümüş, karaciğer rengi olan Alman çoban köpeklerinin erkekleri ortalama 60 ile 65 cm arasında olur. Dişilerin boyları erkeklere göre biraz daha küçüktür ve ortalama 55 ile 60 cm arasında olur. Genel olarak Alman çoban köpeğinin erkekleri ortalama 38 ile 39 kilogram ağırlığında, dişileri ise 33 ile 35 kilogram ağırlığında olur. Ortalama yaşam süreleri 9 ile 13 yıl arasında değişen Alman çoban köpeği büyük, atletik ve güçlü olduğu kadar zeki canlılardır. Bu köpek ırkı doğru yetiştirildiği zaman mükemmel bir aile köpeğine, mükemmel bir korumaya ve iyi bir iş köpeğine dönüşebilir. Alman kurtları, iş köpekleri ve show köpekleri denilen iki farklı gruba ayrılır. İş köpeği olarak üretilen Alman kurtları daha yüksek bir kalçaya ve daha uzun bacaklara sahiptirler. Show için üretilen köpekler ise daha alçak bir kalça, adeleli bir vücuda ve çok gösterişli bir posta sahip olurlar. Alman çoban köpekleri çok hassas bir mideye sahip oldukları için özel bir diyet ile veya içerisinde fazla çeşit olmayan, aynı zamanda köpeğin alerjisinin bulunmadığı mamalar ile beslenmelidir. Alman kurtlarının dünyada en çok tercih edilen ve popüler köpek ırklarından birisi olmasının başlıca nedenleri, başarılı bir iş köpeği olabilmesi, asker ve polis köpeği olarak başarılı bir şekilde kullanılabiliyor olabilmesi ve ayrıca güçlü, akıllı ve zeki köpekler olmalarıdır. Popüler köpek ırkları arasında birinci sırada Labrador Retriever yer almaktadır. Yani Labradorlar dünyanın en popüler, en çok bakılan ve beslenen köpek ırkıdır. Bu köpek ırkının kökeni Newfoundland ve Birleşik Krallık'tan gelmektedir. Siyah, sarı ve kahverengi olan Labrador Retriever köpeklerinin erkekleri ortalama 57 ile 62 cm arasında olur. Dişilerin boyları erkeklere göre biraz daha küçüktür ve ortalama 55 ile 60 cm arasında olur. Genel olarak Labrador Retriever'ların erkekleri ortalama 29 ile 36 kilogram ağırlığında, dişileri ise 25 ile 32 kilogram ağırlığında olur. Ortalama yaşam süreleri 10 ile 12 yıl arasında değişen Labrador Retriever'lar oldukça sabırlı ve duygusal köpeklerdir. Sahibine oldukça sadık ve itaat etmeye oldukça yatkın bir ırktır. Labradorlar çok enerjik canlılardır. Enerji ihtiyacı fazla olduğu için sürekli hareket etmek isterler ve hareket etmeyi çok severler. Sürekli ailesinin yanında olmak ve ailesiyle vakit geçirmek ister. Tek başına bırakıldıkları zaman evdeki eşyalara zarar verme eğilimi gösterir. Çocuklarla arası oldukça iyidir. Suyu çok sever ve su ile oynamak onun için harika bir eğlencedir. Labradorlar yavruluktan itibaren sosyal olarak yetiştirilirlerse yabancılar ile oldukça iyi anlaşabilirler ve herhangi bir sorun yaşamazlar. Labrador Golden gibi av köpeğidir. Vurulan avı yakalar ve getirir. Sahip oldukları özelliklerden dolayı bekçi köpeği ya da koruma köpeği olarak eğitilemezler ve bekçi ve koruma köpeği olamazlar. Ama Golden ile karşılaştırıldığında Labrador koruma görevini Golden'a göre daha iyi yapabilmektedir. Labradorlar Golden'lara göre daha hareketli ve daha dominant bir ırktır. Ayrıca tüy sorunu Golden'a nazaran daha az yaşanmaktadır. Labradorlar ilk zamanlarda balıkçılara yardım etmesi için kullanılmıştır. Bu hayvanlar ilk başlarda balıkçıların ahı çekmesine yardım ediyordu. Günümüzde ise en çok güvenlik güçleri tarafından uyuşturucu aramakta ve köllere kılavuzluk etmesi için kullanılmaktadır. Labrador Retriever köpek ırkının dünyanın en popüler köpek ırkı olmasının başlıca nedenleri zeki, akıllı, cana yakın, sosyal ve aile köpeği olması gibi özelliklere sahip olmasının yanında uyuşturucu bulmak ve köllere kılavuzluk etmek gibi işlerde de rahatlıkla kullanılabiliyor olmasıdır. Değerli vaktinizi ayırıp videomu izlediğiniz için teşekkür eder. Yeni videolarımı yakından takip edebilmek için kanalıma abone olabilirsiniz.